göğü simgeleyen baba tanrı Uranus'un toprak ana Gaia'dan olan çocukları o kadar korkunç varlıklardı ki babaları Uranus ilk günden iğrenir onlardan ve doğar doğmaz bu çocukları toprağa bastığı için toprak ana şişmeye ve korkunç sancılarla kıvranmaya başlar. Bu yüzden oğlu Kronos'a bir tırpan verir. Kronos da o tırpanla babasının hayallerini keser ve denize atar. Dalgalı denize atar atmaz onları gittiler engine doğru uzun zaman. Ak köpükler çıkıyordu tanrısal uzuvdan. Bir kız türeyi verdi bu ak köpükten. Önce kutsal Ketera'ya uğradı bu kız. Oradan da denizle çevrili Kıbrıs'a gitti. Orada karaya çıktı güzeller güzeli tanrıça. Yürüdükçe yeşil çimenler fışkırıyordu narin ayaklarının bastığı yerden. Afrodit dediler ona tanrılar ve insanlar bir köpükten doğmuş olduğu için. Efsaneye göre Doğu Akdeniz hırçın dalgalarının uçan köpüklerinden güzelliğin tanrıçası Afrodit'i yaratıp karaya çıkmasına burada yani Kıbrıs adasında izin vermiş. Bastığı yeri yeşerten tanrıça Kıbrıs'ta ayak basmadık yer bırakmamış olacak ki tüm ülke yemyeşil. Berrak gökyüzünün altında sanki Olimpos'tan düşmüş gibi görünen bu ada gezip eğlenmek ya da deniz ve güneşin keyfini çıkarmak için ideal. Ancak Kıbrıs'ın sunduğu zenginlikler bunun çok ötesine geçiyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu bu topraklarda Gaia'nın çığlıkları çoktan duyulmaz olmuş. Şimdi sessizliğin ortasında kekik ve çam kokularının büyüsünde doğanın sesini dinlediğiniz topraklar bunlar. Tabii bu ortamda adanın temel karakteristiklerinden olan zeytin ve portakal ağaçlarının dinlendirici ahenginin de büyük katkısı var. Akdeniz'in Sicilya ve Sardunya'dan sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan merkezi bir konumdadır. Tam da bu coğrafi konumu dolayısıyla tarih boyunca Anadolu'dan Mısır'a uzanan önemli güzergahlar Kıbrıs üzerinden geçerlerdi. Aynı şekilde Mezopotamya'dan Ege'ye, Fenike'den Batı'ya, İtalyan şehir devletleri Venedik ve Cenova'dan Doğu'ya ve daha yakın tarihlerde İngiltere'den Süveyş kanalından geçip Hindistan'a giden yolunda üzerindeydi. Hatta insan tarihinin en eski döneminde, taş devrinde bile Kıbrıs'ın deniz aşırı ticari temasları olduğunu gösteren bulgular vardır. Kıbrıs adasındaki insan yerleşimi 7000 yıldan daha öncelere uzanır. Adada bol miktarda bulunan bakır madeninin işletilmesi, adanın Suriye ile Mısır'la Doğu Akdeniz'in ticaret yolları üzerinde bulunması, sık ormanlarla kaplı ve ılıman bir iklime sahip olması her dönemde güçlü ülkelerin ilgisini çekmiştir. Burada kurulan en eski devletin adı Alasya'dır. Yapılan kazılar Kıbrıs'ın ilk otokton halkının Asya'dan geldiğini ve adaya ilk medeniyeti onların getirdiğini ortaya koymaktadır. İsa'dan önce 2000 ile İsa'dan önce 1000 yılları arasındaki bir dönemde eski Yunan halklarından Mikenler adayı bir koloni haline getirmişlerdir. Daha sonra ise ada çeşitli Orta Doğu imparatorluklarının eline geçmiştir. Aziz Paulus ve yardımcısı Barnabas'ın Hristiyanlığı buraya getirdiği sırada ada Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıdır. Kıbrıs 12. yüzyılda Haçlıların eline geçer. Akdeniz ticaretini güvenlik altına almak isteyen Osmanlı İmparatorluğu'nun da Kıbrıs adasına ihtiyacı vardır. 1571 yılında 80 bin şehit vererek Venediklerden alınan ada Beylerbeylik haline getirilerek Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanır. Ve adada bu tarihten itibaren 1878 yılına kadar 300 yıl Türk egemenliğinde kalır. ...1878'de ise Rusya'ya karşı Osmanlı İmparatorluğu'na yardım öneren İngiltere karşılığında adanın geçici yönetimini ister. Birinci Dünya Savaşı'nda ise tek taraflı bir kararla adanın tümüne el koyar. Osmanlı Devleti bu olaya itiraz etse de bir sonuç elde edemez. Yıllarca adayı kullanan İngiltere hiçbir zaman adada düzenli bir yönetim kuramamıştır.
1930'larda başlayan bağımsızlık ayaklanmaları 1950 yılında farklı bir amaca yönelir. 1955 yılına kadar etkisiz olarak süren direnişler örgütlü kanlı bir iç savaşa dönüşür. Yunanistan'dan gelen General Grivas adayı Yunanistan'a bağlamak isteyenlerle birlikte Kıbrıs mücadelesi için Elen örgütü EOKA'yı kurar. Önceleri sadece İngilizlere yönelik eylemlerde bulunan örgüt yavaş yavaş Türklere hedef almaya başlar. Bu olaylar birçok Türk'ün ölümüyle sonuçlanır. Artık Türk toplumunun da kendisini korumasının zamanı gelmiştir. Ve bir gün Türk toplumunda giderek sivrilen genç bir avukat olan Rauf Denktaş, silahlı bir örgütün kurulması gerektiğini ve Türkiye'nin de bu işe sokulmasının şart olduğunu açıklar. Ve 16 Ağustos 1960 günü imzalanan 199 maddelik anayasa adanın kaderindeki dönüm noktası olarak tarihe geçer. Dönüm noktasıdır çünkü bu anayasayla İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın garantörlüğünde Kıbrıs'ın bağımsızlığı ilan edilmektedir. Ve ada bağımsız devlet statüsüne kavuşur. Anlaşmanın imzalanmasından birkaç saat sonra adada 82 yıldır süren İngiliz yönetimi son bulur. İngilizler iki güvenli üs alıp diğer bölgeleri bırakır. Bundan sonra Kıbrıs artık iki toplum yönetecektir. Böylece Kıbrıs'ta yine bu anayasayla bir toplumun diğerinin tehdidi altında kalmaması için gereken tüm önlemlerin alındığı düşünülmüştü. Özellikle sayıca az olan Türk toplumuna güvenliğini sağlamak için özel haklar verilmişti. İki eşit toplumun birlikte yürütecekleri Türk-Rum ortaklığına dayanan federatif bir devlet yaratılıyordu böylece. Ancak düşünüldüğü gibi olmaz. Anayasada değişiklik isteyen Rumlar Türkiye'yi ikna edemeyince Türk toplumunu sindirmeye çalışırlar ve 1963 yılında Türklere yönelik toplu katliamlar başlar. Noel gecesi başlayan ve tarihe kanlı Noel olarak geçen saldırılar tam 4 gün sürer. Bütün dünyayı sarsan olay Kıbrıs'ın Türk kuvvetleri alayının doktoru Nihat İlhan'ın evinde yaşanır. EOKA'cılar gözdağı vermek istercesine İlhan'ın karısını ve 3 küçük çocuğunu öldürürler. Bu resim bütün dünyayı ayaklandırır. Olaylar hızla tırmanmaya devam eder. 22 Aralık 1963 günü başlarında Nikos Samson'un bulunduğu bir grup EOKA'cı küçük kaymaklıya saldırıya geçerler. Samson eline aldığı bir Türk bayrağıyla sizi korumaya geldik dediği küçük kaymaklıda yaşayan 5000 Türk'ü köy meydanında toplayarak köyü ateşe verir. Çaresiz halk bu köyden sürülür. Rum tarafının bu saldırılarla anayasayı tek taraflı olarak bozmasıyla Türklere yönelik toplu katliamlar başlar ve sonuçta adayı ikiye ayıran yeşil hat oluşturulur. Bu hat adanın geleceğinin ilk belirgin çizgisidir. Bu hat ile iki toplum birbirinden ayrılır. Kısa süre sonra yüzü çıkarma köyde çözülme başlar ve Türk nüfusu kuzeyde oluşturulan güvenli bölgeye göç eder. Bunlar da durduramaz Enosis yanlısı Rumları. Türkleri bu hayallerini engelleyen en önemli sorun olarak görürler. 8 Ağustos 1964'te Rumlar Erenköy'e saldırır. Türklerin denize açılan tek bağlantısı olduğu için burayı alırlarsa Türk halkının teslim olacağını düşünürler. Daha sonra 1967 yılında Türk toplumuna karşı yine saldırıya geçerler. Her iki krizde Amerika'nın araya girmesiyle sonuçlanır. Ve her seferinde Kıbrıs için önemli olan Londra ve Zürih anlaşmaları biraz daha yıpranır. Garantör devlet olarak Türkiye bu olaylar karşısında tepkisiz kalamaz ve yapılan politik girişimlerin yanı sıra çıkartma yapabilmek için hazırlıkları başlar. Politik girişimlerin iyiye gitmemesi nedeniyle 27 Kasım 1967'de çıkartma gemileri Mersin'den yola çıkar. Çıkartma yapmaya gerek kalmadan olaylar yatışır ve iç işlerini yeniden düzenlemek amacıyla 28 Aralık 1967'de Kıbrıs Türk yönetimi resmen kurulur. ...15 Temmuz 1974'te adanın Yunanistan'a ilhakını gerçekleştirmek amacıyla EOKA'cı Nikos Samson darbe girişiminde bulunur. Yunanlı ve Kıbrıs Rum askerleri Makarios'u öldürmek için harekete geçer.
Amaçları ne pahasına olursa olsun Makaryos'u öldürmektir. Ve bu olay anayasanın ihlali demektir. Uluslararası düzeyde yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması garantör devlet olan Türkiye'nin müdahalesini zorunlu hale getirir. Ve 20 Temmuz 1974 sabahı Türk ordusu 5 muhrip, 4 denizaltı, 5 koruma hücum botu, 31 çıkarma gemisi ve 2000 kişilik amfibi alayıyla Girne yakınlarındaki küçük bir plaja çıkartma yapar. Bu harekatla adada kısa bir dönem sağlanan ateşkes 14 Ağustos 1974'te ikinci harekatın yapılmasıyla kesinlik kazanmıştır. Çok geçmeden 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulur. Bu iki bölgede iki toplumlu federasyon fikrinin uygulamaya koyulduğunun göstergesidir. Yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla bütün dünyaya Kıbrıs'ın Türk kanadının oluşturulduğu ilan edilir. Uluslararası ilişkileri derinden etkileyecek bu gelişme aynı zamanda Türk dış politikasının da bugüne kadar süregelen yönünü belirleyecektir. Artık Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmıştır. 1974 yılında her şeye sıfırdan başlayan Kıbrıs Türk toplumu her alanda büyük bir kalkınma ve gelişme gösterir. Giderek büyüyen sanayi, sağlıklı işleyen siyasi ve ekonomik hayat, günümüz Kıbrıs'ını eskisiyle karşılaştırılamayacak kadar farklı kılmaktadır. Dış etkenler bir yana, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikrarlı yapısı, bu cennet toprakları hak ettiği imaja kavuşturmuştur. Az rastlanacak zenginlikteki tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle Kıbrıs kimliğini yeniden bulmuş ve modernleşmenin tüm unsurlarını doğru yerlere yerleştirmiştir. Öyle ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde modernizmin çarpık yapılanmasına dair hiçbir örnek bulunmaz. Biraz şaşırtıcı da olsa ciddi turizm potansiyelinin olduğu büyük kentlerinde bile buna rastlamak mümkün değildir. Zaten böyle olmasaydı kentlerde bile kendinizi doğanın kucağında hissedemezdiniz. Kıbrıs'a Ercan Havaalanı'ndan giriyorsanız, uçaktan iner inmez sizi Mesarya Ovası'ndan gelen bir toprak kokusu karşılayacaktır. Mesarya, dağlar arasında demektir. Karşınıza çıkan bozkır görünümündeki ova, ilk başta sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Beşparmak dağlarından Girne'ye doğru inmeye başladığınızda, Akdeniz'in mavisiyle yeşilin birleştiği cennet artık karşınızdadır. Bütün doğal zenginliklerin bir arada bulunduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vitrin durumundaki sahil şehri Girne, adanın kuzeyinde yer almaktadır. Girne ve çevresi, adanın en gözde tatil merkezlerinden birisidir. Doğu ve batı arasında uzanan kumlu plajlarının yanı sıra lüks otelleri ve piknik yerleri de Girne'ye ayrı bir zenginlik kazandırmaktadır. Girne bir zamanlar Kıbrıs'ın 9 krallığından birisiydi. Ancak Orta Çağ'da kenti çevreleyen surlardan sadece 3 kule zamana direnebilmiştir. Atmalı şeklindeki eski limansa aksine hala gece gündüz balıkçı tekneleri ve tabii bugün yatlarla doludur. Özellikle akşamları liman boyunca yer alan lokantalar, barlar ve açık hava kafeteryalarıyla tamamen turistik bir görünüm kazanır. O
Oysa Orta Çağ'da Venedikli tüccarlar sayesinde bu liman Hindistan'dan ve Çin'den gelip batıya uzanan ticaret yollarını güvenceye alan önemli bir alışveriş merkeziydi. Limana egemen konumdaki Girne Kalesi, Akdeniz kıyılarında Orta Çağ'dan günümüze kalan en etkileyici ve güçlü kalelerden birisidir. 7. yüzyılda şehri Arap korsanlardan korumak amacıyla yapıldığı sanılmaktadır. Kale 1489 yılında Venediklerin eline geçmesiyle yeni savunma planlarına göre bazı değişikliklere uğramış ve bugünkü biçimini kazanmıştır. Yüzlü yıllarda inşa edildiği sanılan St. George Kilisesi de bu dönemde surların içine taşınmıştır. Lüzinyen şövalyelerinin dua etmek için kullandıkları bu kilisedeki sütunların başlıklarının başka bir yapıdan getirildiği sanılmaktadır. İç kapının tonuzunda arka pençeleri üzerinde duran 3 aslandan oluşan amblem Lüzinyenlere aittir. Fakat buraya başka bir yapıdan getirilmiştir. Bu kapıdan girdiğimizde karşımıza çıkan lahit, 1570 yılında Kıbrıs'ın fethi sırasında şehit düşen Osmanlı Amirali Cezayirli Sadık Paşa'ya aittir. Lefkoşa'da Türk mimari kişiliğini en iyi yansıtan camilerin başında kuşkusuz Arap Ahmet Paşa Camii gelmektedir. Adını aldığı Arap Ahmet Paşa'nın ismi Kıbrıs Fatihleri arasında anılmaktadır. Şehrin batısına düşen, aynı adlı mahallede yer alan tipik bir Osmanlı eseri olan cami 16. yüzyılda yapılmıştır. Düzgün kesme taştan inşa edilmiş, kare planlı ana mekana sahip olan caminin yarım küre şekilli bir kubbesi ve öndeki son cemaat yerinin üzerinde ise 3 küçük kubbesi vardır. Tabanında çevredeki lüzinyen mezarlıklarından toplanan taşların yapı malzemesi olarak kullanıldığı göze çarpmaktadır. Kıbrıs'ın fethinden hemen sonra önemli merkezlerden başlayarak eski kilise yapılarının onarılıp değiştirilerek camiye çevrildiğine tanık oluyoruz. Bu toplumsal refleks, fetih sırasında çoğu harap durumda olan bu yapıların günümüze kadar yaşayabilecek biçimde onarılmalarını sağlamıştır. Adanın öteki bölgelerinde olduğu gibi Lefkoşa'da da bu tip yapılara rastlıyoruz. Lefkoşa'nın önde gelen camilerinden biri olan ve Ayasofya adıyla da anılan Selimiye Camii kuşkusuz bu yapıların en ilginç örneklerinden birini oluşturuyor. Yapımına 13. yüzyıl başlarında Lüzinyenler döneminde Başpiskopos Estoge de Montaigu tarafından başlatılan ve 1326 tarihinde tamamlanan yapıya Ayasofya Katedrali denilmiştir. Girişin iki yanında yer alan çan kuleleri bir türlü bitirilememiş ve Osmanlıların eline geçtiğinde bu yarım kulelerin üzerine caminin minareleri oturtulmuştur. Yapıyla aynı zamanda yapılan Venedik güneşi ise hala sapasağlam duruyor. Müzik
Kıbrıs krallarının taç giydiği bu Latin katedrali 1373 yılında Cenevizler, 1426'da da Memlükler tarafından yağmalanmış ve iki büyük depremde zarar görmüştür. Eylül 1570'te Lefkoşa Osmanlıların eline geçtiğinde harap durumda olan katedral görkemli iki minare ve minber eklenerek onarılmış ve camiye çevrilerek 1954'te ise ismi Selimiye Camii olarak değiştirilmiştir. Gotik mimarinin Kıbrıs'taki en önemli eseri olarak kabul edilmektedir. Katedral anıtsal bir kapıyla başlar. Bu kapının üstündeki taş oyma pencere eşsiz bir gotik sanatı örneğidir. Caminin orijinal halinde doğu kapısı yoktur. Kapı 1874 yılında Sultan Abdülaziz'in adaya geleceği duyulunca açılmış ve üzerine Abdülaziz'in tuğrasıyla onu metheden bir yazı da eklenmiştir. Girne'nin 5 kilometre kadar doğusunda bulunan Bella Pais Manastırı, gotik sanatın bir şaheseri ve yakın doğudaki en güzel örneğidir. Manastır, 5 parmak dağlarının eteğinde Ozanköy'e bakan doğal bir terasın üzerinde kurulmuştur. 74 öncesi kullanılan Kıbrıs lirasında da resmi bulunan manastırın adı Fransızca'da Barış Manastırı anlamına gelmektedir. Bina, Augusten tarikatının keşişleri tarafından 12. yüzyılda inşa edilmiştir. Günümüzde ayakta kalan yapının büyük bir kısmını Fransa Kralı 3. Hük yaptırmıştır. Kral Hük, Filistin'in Sur şehrinde ölmüşse de naaşı Kıbrıs'a getirilip bu manastıra gömülmüştür. Milattan sonra 13. yüzyılda en parlak devrini yaşayan manastırın gelişmesi 1373 yılında başlayan Ceneviz akınlarına kadar sürmüştür. Bella Pais Manastırı bir kapı ve ön avluyla başlar. Kapının kulesi daha sonra yapılmıştır. Bu avlunun öteki ucundaki kilise, manastırın günümüze en iyi durumda ulaşan kısmıdır. Ön yüzünde görülen İtalyan üslubundaki freskler daha sonra 15. yüzyılda yapılmıştır.
1540'lardan sonra manastırda kalan papazlardan bazılarının yasak olduğu halde evlenmesi, hatta birden fazla kadınla evlenmesi halkı etkiler. Manastıra ibadet etmek için hiç kimse gelmek istemez. Hatta bu olayla ilgili halk arasında yaygın bir efsane vardır. Efsaneye göre zamanında burada yaşayan rahibelerle papazlar arasında yasak ilişki başlar. Bu nedenle 4 rahibe asılarak cezalandırılır. Bu 4 rahibenin asıldığı yerde şimdi 4 tane söğüt var. Yine öldürülen 2 papazın cesetleri de girişteki lahitin içine konulmuş. Cesetlerin böyle görünür yere bırakılmasının sebebi ise herkesin onların cezasını görmesiymiş. Ada Osmanlıların eline geçince buradaki yolsuzluklara son vermek için manastır kapatılır ve bir süre sonra bina Yunan Ortodoks Kilisesi'ne verilir. Girne'nin 4 kilometre kadar doğusunda dalgaların dövdüğü kıyı boyunca beyaz bir türbe göze çarpar. 7. yüzyılda Emevi halifesi Muaviye dönemindeki Arap akınları sırasında ordu komutanlarından Ömer'in 6 arkadaşıyla birlikte burada şehit düştüğüne inanılıyor. Bu makam türbesi onun adına inşa edilmiş. Türbe içinde 7 mezar sıralanıyor. Osmanlıların adayı fethi üzerine bir mağarada bulunan ceset kalıntıları çıkarılarak bugünkü yerlerine defnedilmiş. Daha sonra da buraya türbe ve mescit yapılmıştır. Sahil yolunu batıya doğru izlerseniz, gül bahçesini andıran bir şehitlik çıkar karşınıza. ...1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi zorunluluklarla gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit düşen alay komutanı Albay Karaoğlanoğlu'nun adı verilmiş bu şehitliğe. Karaoğlanoğlu ve harekatta şehit düşen askerlerimiz burada yatıyor. Aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumların kullandığı ve terk etmek zorunda kaldıkları çeşitli zırhlı araçlar da burada Açık Hava Araç Müzesi'nde sergileniyor. Lefkoşa'ya 61 kilometre uzaklıkta olan Güzelyurt kasabası adını kendini çevreleyen toprakların verimliliğinden almıştır. Öyle ki Güzelyurt çevresindeki ovalar narenciye bahçeleriyle kaplıdır. Arkeolojik araştırmalar Güzelyurt yakınlarındaki ilk yerleşimin Neolitik dönemde olduğunu göstermiştir. Bölge tarihi Tunç çağına kadar giden bir bakır madeninin merkeziydi. Bugünse önemli bir çarşı ve iş merkezidir. Ve Lefkoşa yakınlarında bir büyük antik kent, Soli. Lefkoşa'nın 60 kilometre batısında yer alan kente ilk yerleşim İsa'dan önce 700 yıllarında başlamıştır. O dönemlerde kentin adı Si-i-Lu olarak geçmektedir. İsa'dan önce 580 yılında adadaki krallardan Filokipros, hocası Atinalı filozof Solon'un tavsiyesi üzerine başkentini Ayipya adlı kentten Si-i-Lu'ya taşımış ve buraya hocasının adını vermiştir. Soli, M.Ö. 498'de Perslerin eline geçmiştir. Şehir en parlak yıllarını Roma döneminde yaşamıştır. Milattan sonra 648 yılında başlayan Arap akınlarıyla tahrip olmuştur. Soli şehrinin yapılarından sökülen taşlar
yapı malzemesi olarak başka inşaatlarda kullanılmış. Hatta 19. yüzyılın sonlarında Mısır'da Port Said Limanı'nın yapımında bile bu harabenin taşlarından yararlanılmıştır. Bugüne kadar yapılan sistemli kazılarla açığa çıkarılan en eski buluntular, M.Ö. 6. yüzyıla ait olan Soli şehrinde ziyaret edilebilen kalıntılar. Bazilika, tiyatro ve agora yapılarıdır. Kıbrıs'ta yapılan ilk kiliselerden olan Soli Bazilikası'nın 4. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır. Kilisenin döşemesi tamamen tessera, yani dört köşe kesilmiş ufak taşlardan oluşan mozaikle kaplıydı. Bu mozaiklerin büyük bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Başlangıçta hepsi geometrik desenli olan mozaiklere zamanla hayvan figürleri ve opus sectile, yani kesilmiş taş parçalarından yapılmış mozaikler eklenmiştir. Hayvan figürleri arasında etrafı bir bitki örtüsü ve dört küçük yunusla çevrili kaza benzeyen kuğu figürü dikkat çeker. 1958 yılında yapılan su altı araştırmaları sonucunda deniz seviyesinin 1 metre kadar altında kalmış liman, ev ve şehir kalıntılarına rastlanmıştır. Apsisin önündeki mozaikte Yunanca "Ey İsa, bu mozaiği adayanları koru" yazısı okunmaktadır. Soli'deki Roma tiyatrosu bir tepenin denize bakan yamacında bir zamanlar aynı yerde var olan bir Yunan tiyatrosunun yerine yapılmıştır. Milattan sonra 2. yüzyılın sonuyla 3. yüzyılın başına tarihlenen tiyatronun 4000 kişilik kapasitesi olduğu tahmin edilmektedir. Tiyatronun batısındaki bir tepenin üzerinde ise Isis ve Afrodite adanmış bir tapınağın izlerine rastlanmıştır. Kazısı henüz tamamlanmamış agora, yani pazar yeri, 5 metre yüksekliğe kadar kalabilmiş bir istinat duvarı ile çevrilidir. Yörenin en yüksek tepesinde kurulmuş olan Buni Sarayı'nın tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanır. ...137 odalı bu saray, aynı bölgedeki Soli kentini gözetlemek amacıyla yaptırılmıştır. Saray, ana hatlarıyla idari bölümler, yatak odaları, erzak depoları, hamamlar ve iş yerlerinde meydana gelmiştir. Sarayın toplam tarihi 70 yıl kadar sürmüş ve M.Ö. 380 yılında Soli halkı tarafından yakıldıktan sonra bir daha yenilenmemiştir. Girne Sıra Dağı'nın en yüksek bölgelerinde kaleler göze çarpar. Saint Hilarion, Buffavento ve Kantara kaleleri. Zamanında gözetleme noktası olarak kullanılan bu kale zinciri, ada halkını Arap korsanlarının gemilerine karşı uyarmak ve korumak için yapılmıştır. En batıda olanı Saint Hilarion Kalesi'dir. Kale Girne'den 6 kilometre uzaklıkta ve tam 660 metre yüksekliktedir. Saint Hilarion Kalesi iki tepe üzerinde kurulduğundan 11. yüzyılda buraya ikizler anlamına gelen Didymus denilmekteydi. Bugünkü adını ise Kudüs'ün Araplar tarafından alınmasından sonra Kıbrıs'a kaçarak dağın tepesindeki bir mağarada yaşayan ve burada ölen bir azizden aldığı sanılmaktadır. Kale, milattan sonra 1100 yıllarında Bizanslar tarafından yaptırılmış ve Isaac Comnenus tarafından 1191'de İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard'la Fransız Guy de Lusignan'e teslim edilmiştir.
Kıbrıs'ın Lüzinyenlerin idaresine geçmesinden sonra kaleye birçok ilaveler yapılmıştır. Lüzinyen kralları burayı hem askeri maksatlar hem de ikametgah olarak kullanmışlardır. Kalenin orta kısmının altında Orta Çağ'a ait cirit alanı bulunmaktadır. Burada şövalyeler at sırtında cirit talimi yapmaktaydılar. 1489'da adayı fetheden Venedikliler, barutun keşfiyle savunması etkisiz hale gelen kalede asker bulundurma masrafından kurtulmak için Saint-Hilarion Kalesi'ni yıkmışlardır. Bu kale 1963-1974 yılları arasında Türklerin savunmasında da önemli rol oynamıştır. Buffavento Kalesi, Girne Sıradağı'ndaki üç kaleden en az korunmuşu ve varılması en güç olanı. Kalenin ne zaman inşa edildiğine dair bir bilgi yok. Girne Sıradağları'nda 950 metre yükseklikte bir zirveye eteğindeki önemli geçidi de kontrol edebilecek ve gece meşalelerle verilen işaretlerin öteki kalelerden görülebileceği bir yere kurulmuştur. Buffavento'nun da bir zamanlar Kıbrıs'ta hüküm sürmüş gizemli bir prensesten kaynaklanan bir öyküsü vardır. Bu efsaneye göre adanın Templar şövalyelerinin egemenliğinde olduğu dönemde cüzzamlı bir Bizans prensesi aynı hastalığa yakalanmış olan köpeğiyle birlikte Buffavento'ya kapatılır. Ancak bir süre sonra prenses köpeğinin derisinin yavaş yavaş iyileştiğini görür. Onu takip ettiğinde ise hayvanın her sabah kalenin altında bulunan bir kaynakta yıkandığını görür. Böylece o da her sabah bu kaynağa gidip yıkanır. Tamamen iyileştikten sonra da kaynağın olduğu yere bugün Agios Ioannes Chrysostomos Manastırı olarak bilinen tapınağın ilkini yaptırır. Lüzinyenler döneminde hapishane olarak kullanılan kale, Kıbrıs Venediklerin eline geçtiğinde savunma için daha çok deniz kıyısındaki kalelere ağırlık verildiği için zamanla unutulmuştur. Lüzinyen Krallığı'nda Aslan Şatosu olarak anılan Buffavento aslında rüzgarlara baş eğmeyen anlamına gelmektedir. Kalenin zirvesinden Lefkoşa ile Prodos dağlarının eşsiz manzarasını seyredebilir, hatta açık havalarda Türkiye'deki Toros dağlarını bile görebilirsiniz. Doğuda Zafer Burnu'ndan, batıda Karşıyaka'ya kadar uzanan, kireç taşından uzun, dar ve sivri tepeler Girne Sıradağı'nı oluşturmaktadır. 175 kilometre uzunluğundaki bu sıra dağlar adanın kuzey kıyısına paralel uzanır ve kıyıya sadece 3 noktada dayanırlar. Kayalar, Yedikonuk ve Zafer Burnu'nda. Dağların büyük bir bölümünün tepeleri ormanlarla kaplıdır. Alivyon yönünden zengin topraklara sahip olan dar kıyı ovalarında ise zeytin, harup, üzüm ve narenciye meyveleri yetiştirilmektedir. Girne Sıradağı'nın güneyinde Mesarya Ovası uzanır. Bir zamanlar sık ağaçlarla kaplı ovadaki ağaçların çoğu eski zamanlarda Mısır'a kereste sağlanması için kesilmiş. Bugünse Mesarya Ovası adanın yerel tahılını sağlamak gibi başka bir işlev kazanmıştır. Kuzey Kıbrıs'ın en güzel köşelerinden biri olan Karaman Köyü, evlerinin güzelliği, doğası ve konumu itibariyle özellikle de geçmişteki halini yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Eski adı Karmi olan Karaman Köyü'nde daha çok İngilizler yaşıyor. Karakteristik Kıbrıs Osmanlı evleri varlıklı İngiliz ailelerince aslına sadık kalınarak onarılınca ortaya şirin ve tertemiz bir köy çıkmış.
Lefkoşa çevresinde sözü edilmeden geçilemeyecek bir yer daha var. Lefke. Adanın yeşil köşelerinden birinde kurulmuş ufak bir kasaba olan Lefke, Kıbrıs adasının en sulu meyvelerinin yetiştiği yer olarak bilinirse de asıl Osmanlı tarihi yönünden büyük değer taşıyan Piri Osman Paşa Camii ile anılır. Minareli cami de denilen caminin üç kemerli toplantı yeri ve kesme taştan yapılmış silindirik bir minaresi vardır. Tarihi caminin hemen yanında 1839 yılında ölen Vezir Osman Paşa'nın oldukça iyi durumdaki kabartma işlemeli mezarı yer alır. Mermerden yapılmış lahit, döneminin kusursuz bir taş işçiliği örneğidir ve sarmaşı, çiçek ve armak kabartmalarıyla beslenmiştir. Girne kapısı şehrin en önemli giriş çıkışlarından birisiydi. Yapıldığı dönemde mimarı Provveditore Francesco Barbaro'nun adından esinlenerek Del Provveditore kapısı olarak da bilinen bu kapı şehrin kuzeyindedir. Kapının içinde kalan Latince yazıttan 1562 yılında yapıldığını anladığımız Girne kapısının üzerine 1821 yılında tek odalı ve kubbeli bir bekçi kulübesi ilave edilmiştir. Bu kemerli giriş kapısı İngiliz sömürge idaresi döneminde iki yanındaki surların kesilerek trafiğe açılmasıyla giriş kapısı olma fonksiyonunu kaybetmiştir. Girne kapısının hemen yanında yer alan Mevlevi tekkesi ise 17. yüzyılda inşa edilmiştir. Mevlevilik Kıbrıs'ta sadece kültürel bir değer olarak ilgi görmüş ve son şeyhi 1954 yılında ölene kadar yaşamıştır. Tekke 1963'te restore edilmiş ve Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi adıyla ziyarete açılmıştır. Eskiden semahane olarak kullanılan şimdiki müze binasında Mevlevi tarikatına ait objeler, Osmanlı devrine ait fermanlar, Kur'anlar, mahkeme sicilleri, halılar ve nişanların yanı sıra Kıbrıs Türk halkının yakın geçmişine ait kültür varlıkları da teşhir edilmektedir. İlk önceleri Konak Meydanı, daha sonra da Saray Önü olarak bilinen şimdiki Atatürk Meydanı, eskiden beri öne çıkan bir alan olmuş ve bu özelliğini günümüze kadar korumuştur. Alanın ortasında yer alan Venedik sütununun etrafını eski dönemlerde Osmanlı konakları çevrelemekteydi. Şimdilerde burada İngiliz idaresinin en güzel yapıları yer almaktadır. Orta yerdeki gri renkli granit sütun, Venedikler tarafından Salamis harabelerinden getirilerek Kıbrıs'taki Venedik hakimiyetinin bir sembolü olarak bu meydana dikilmiştir. Lefkoşa Osmanlıların eline geçince sütun yerinden sökülmüş ancak 1915 yılında İngilizler tarafından yeniden yerine dikilerek tepesine bakır bir küre oturtulmuştur. 19. yüzyılda yapılmış bu iki katlı konağın sahibi Kıbrıs'ta ilk Türkçe gazete olan Zaman'ı yayınlayan Derviş Paşa'dır. 1988 yılında Etnografya Müzesi olarak açılan konak, yapılmış olduğu devrin Türk sanat ve mimari özelliklerini yansıtmasının dışında, sosyal ihtiyaçlar yönünden geleneksel Türk evlerinin ilginç bir örneğini oluşturmaktadır. Balıkçı kasabası olan Magosa, 13. yüzyılda Lüzinyenler döneminde gelişmiş ve zengin bir Akdeniz kasabası görünümü kazanmıştır. Kenti, 1489 yılında Venediklerin inşa ettiği Orta Çağ'ın görkemli surları çevrediyor. 1571'de Türkler bu surları 4 ayda aşabilmişlerdi. Bir dikdörtgeni andıran surun bir yanı denize, üç yanı ise karaya dokuyor.
Orta Çağ'ın bu deniz kalesinin surları 18 metre yüksekliğinde ve 9 metre kalınlığında. Eskiden kaleye iki noktadan giriliyormuş. Kara ve deniz kapılarından. Kara kapısı iç kaleden sonra surların en eski bölümünü oluşturuyor. Orijinal ismi Ravenin olan bu tabiaya Akkule ismi, Venediklilerin 1571 yılında beyaz bayrağı buraya çekmiş olmalarından dolayı Türkler tarafından verilmiştir. Altıncı yüzyılda yapılmış olan iç kalenin dört köşesinde yuvarlak burçlar yükseliyor. İlginç bir not, Shakespeare'in ünlü oyunu Otello'daki olayların burada geçtiği, Otello'nun 15. yüzyıl başlarında Kıbrıs valisi olan Cristoforo Moro olduğu sanılıyor. Surların önünde bulunan bu aslanla ilgili halk arasında ilginç bir inanış var. Yılda bir gün ağzını açıp kapatan aslanın bu anını gören kişiler zengin olup mutlu yaşayacaklar diye. Birçok yerleşim yerindeki ayrım bir kez daha karşımıza çıkıyor. Eski ve yeni Magosa. Eski Magosa surların içinde yer alıyor. Güneyde ise modern yapılarıyla yeni Magosa uzanıyor. Magosa tarihi eserler yönünden Kıbrıs'ın ikinci büyük kentidir. 1571 yılında Türk yönetimine geçen Magosa'da çoğu yer yer yıkılmış durumda olsa da önceki dönemlerden kalma kilise yapılarına rastlanmakta. XIV. Yüzyıl başlarında yapımı tamamlanan St. Nicholas ya da Ayasofya Kilisesi o dönemde kentin katedraliydi. Lüzinyen krallarının Kudüs Kralı unvanıyla taç giydikleri bu katedralde 2. James ve onun oğlu 3. James'in de mezarları bulunmaktadır. Magosa 1571 yılında Türkler tarafından zapt edildiği zaman minare, mihrap ve minber eklenerek Sinan Paşa tarafından camiye çevrilen yapıya kenti fethetmiş olan Lala Mustafa Paşa'nın adı verilmiştir.
Lala Mustafa Paşa Camii'nin yer aldığı meydanın karşısında eski Venedik Sarayı'nın kalıntıları yükselmektedir. Lüzinyen kralları 1369 tarihine kadar Palazzo del Previditore adı verilen bu sarayda yaşamışlardı. Ancak Venedik Sarayı'ndan günümüze pek az bir şey kalmış. Sarayın girişinde bugün Salamis'ten getirilmiş olan 4 büyük sütun yükseliyor. Sütunların üstünü ise 3 kemer süslüyor. Sarayın avlusundaki bir zindan daha yakın tarihten izler taşıyor. Vatan şairi Namık Kemal'in bir zamanlar hapsedildiği bu zindan, Venedik Sarayı kalıntılarının bir odası. Özgürlük için devrim yöneticilerine karşı savaş vermiş, ilerici fikirleriyle tanınan Namık Kemal, Vatan yahut Silistra adlı eseriyle halkı uyarıcı fikirler yaydığı gerekçesiyle 9 Nisan 1873'te Magosa'ya sürgün edilmiş ve 38 ay bu zindana kapatılmıştı. Salamis şehri, Tunç Çağı sonlarında başlayan göçler sırasında Anadolu'dan gelen kavimlerle bunlara Yunanistan'dan gelerek Kilikya'da katılan Mikenler tarafından kurulmuştu. Efsaneye göre Truva kahramanlarından Salamis adası kralı Telamon'un oğlu Tefros, kardeşi Ajax'ın intiharını engelleyemediği için babası tarafından ülkesinden kovuldu. Bunun üzerine Tefros, Truva Savaşı sırasında esir aldığı bir grup insanı alarak Kıbrıs'a gelir ve Salamis şehrini kurar. Ege ve Akdeniz'de karanlık çağ olarak bilinen dönem, M.Ö. 8. yüzyılda bittiği zaman Salamis zengin bir kenttir. Kral mezarlarının ortaya çıkarıldığı nekropoliste ele geçen ölü armağanları, Salamis'in bu dönemde ne kadar zengin olduğunu gösterir bize. Eski Salamis şehri 1 mil karelik bir alanı kaplıyordu. Romalılar adanın başkentini Bafa taşıyana kadar Salamis Kıbrıs'ın başşehri olarak kalmıştır. Eski zamanlarda kentin güzel bir limanı vardı ve bu liman Salamis'i Doğu Akdeniz'in önemli bir ticaret merkezi yapmıştı. Ancak şehrin geçirdiği depremler limanı tahrip etmiş, şehrin de yıkılmasına neden olmuştur.
Eski Salamis'ten kalma en etkileyici kalıntılardan biri Roma Açık Hava Tiyatrosu'dur. İmparator Augustus'un zamanında yapılan tiyatro, milattan sonra 2. yüzyılda tamir edilerek günümüzdeki şeklini almıştır. Tiyatro oyunları ve gösteriler sahnelenecek şekilde yapılan Açık Hava Tiyatrosu 50 sıradan oluşmuş ve 15 bin kişilik yapılmıştır. Tiyatro, Salamis'in büyük bölümü gibi yüzlerce yıl kumlar altında kalmıştır. Salamis'teki gösterişli harabelerden biri de belirgin sütunlarıyla eski gimnazyumdur. Bu yapı aslında spor yapmak isteyen Salamislilere bu imkanı sağlamak için yapılmıştır. Gimnazyumun yanında spor yaptıktan sonra dinlenip yıkanabilmek için bir dizi mükemmel hamam da inşa edilmiştir. Gimnazyumda yere yazılan yazıların ilkinde bu bazilikanın eşiği Flavius Antiochus Ammianus Valerius tarafından kurulmuştur. İkincisinde ünvan tevcih eden mozaik, bu büyük şeref. Bozulamayan kurucu Valerius ki onun dini hükümleri ve temiz emirleri Kıbrıs'ı görkemli antik günlerine geri götürdü. Üçüncüsünde ise Antiochus'un asil oğlu Olympus aynı zamanda birçok diğer binalarla beraber restore etti ve duvarlar dikti. Genellikle eski malzemeler daha da büyük şey yarattı. Görkemli hamam içindeki zevk veren bahçeler yazmakta. Gimnazyumu ayakta tutan her biri 50 ton ağırlığındaki sütunlar Türkiye, Yunanistan ve İtalya'dan getirilmiştir. Ancak bunlar 4. yüzyıldaki depremler sırasında büyük hasara uğramıştır. 1882'de tekrar bulunana kadar gimnazyumda kumlar altında kalmıştır. ...1955 yılında sütunlar yeniden yerlerine dikilmişse de maalesef her sütunun tamı tamına kendine uyan başlığı yoktur. Salamis nekropolünün batı ucunda Saint Barnabas Manastırı bulunmaktadır. Kıbrıs'ta ilk kiliseyi adaya milattan sonra 45 yılında Saint Paul ve Saint Mark'la birlikte gelen Salamisli Saint Barnabas'ın kurduğuna inanılmaktadır. Saint Barnabas, Saint Paul'le birlikte Hristiyanlığı yaymaya çalışır. Bu faaliyetlerinden dolayı öldürülür ve cesedi gece denize atılmak için bataklığa saklanır. Olayı izleyen Saint Barnabas'ın öğrencileri cesedi kaçırarak Salamis'in baklısında bir yeraltı mağarasına gömerler.
Göğsüne de beraberinde taşıdığı Saint Matthäus'un yazmış olduğu İncil'in kopyasını koyarlar. Olayları duyan Yahudiler öğrencileri peşinden kovalarlar. Fakat öğrenciler Mısır'a kaçtığı için mezarın yerini öğrenemezler. Bu olaydan 432 yıl sonra Piskopos Anthemios rüyasında cesedin saklı olduğu yeri görür. Mezar açılır ve göğsündeki İncil'den cesedin Saint Barnabas'a ait olduğu anlaşılır. Piskopos Anthemios cesedi İstanbul'a götürerek İmparator Zeno'ya takdim eder. Bunun üzerine İmparator Kıbrıs Kilisesi'nin özelliğini ilan eder ve Barnabas'ı bulunduğu yerde bir kilise yapılması için maddi yardımda bulunur. ...1974 Barış Harekatı sonrası... ...kilisede görevli üç kardeş papazın gönüllü olarak kalmasıyla ibadete devam edilir. Papazların 1976 yılında yaşlılık ve hastalık nedenleriyle Güney Kıbrıs'a geçmesi üzerine... ...burası orijinal şekliyle korunarak müze haline getirilmiştir. 1991 yılında Saint Barnabas Manastırı ve Kilisesi... ...Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından restore edilerek yeni düzenlemeler yapılır. Kilise, içinde sergilenen ikonlara yenileri eklenerek daha kapsamlı bir ikon müzesine dönüştürülür. ...8. yüzyıldan başlayarak adanın Arap akınlarının yılgınlığını üzerinden attığı... ...ve geçmiş dönemde yapılanlardan daha küçük de olsa... ...yer yer yeni kiliseler inşa edildiği görülmektedir. Efendilika'nın yakınında bulunan Ayayorgi, Panaya Christiotissa ve Panaya Asomatos kiliseleri bu döneme ait yapılardır. Hristiyanlar Filistin'e dönerken yolculuk ettiği gemide su bitince... Havari Andreas'ın burada karaya çıktığını ve bastonunu kayaya vurunca bugün de akan kaynağın fışkırdığına inanmaktadırlar. Efsaneye göre bir gözü kör olan kaptanın bu sudan içince gözü açılmıştır. İşte bu suyun göz hastalıklarına iyi geldiği yönündeki inanışın kaynağı bu efsane. Bölgedeki bu küçük odanın eski manastır binalarından kalma bir şapel olduğu tahmin edilmektedir. Manastırın avlusunda bulunan büstün üzerinde manastırın papaz Ioannis Oikonomos tarafından yaptırıldığı kayıtlıdır. Gerek Türkler ve gerekse Rumlar tarafından kutsal sayılan bu manastıra giren insanlar hastalıklarına ve dertlerine derman bulmak için ada kadarlar.
Adakta bulunanların kiliseye bıraktığı armağanlar oldukça çeşitli. Bu armağanlar arasında ilk sırayı hayvanlar, hayvanlar arasında da eşekler alıyor. Bunun da nedeni sanıyoruz Karpas bölgesinin ünlenen uzun tüylü, katıra benzeyen, anırmayan sempatik eşekleri. Kıbrıs Adası'nın kuzey sahilini bir uçtan bir uca kaplayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gezimizi Zafer Burnu'nda noktalıyoruz. Kıbrıs Türk halkının büyük mücadele vererek kendisine vatan ettiği bu güzel topraklara artık veda ediyoruz.